hadi dışarıya çıkalım. Hava alalım. Hah, dilsiz. Sen burada dur, biz biraz dışarıya çıkalım. Arka kapıdan çıkalım. Şimdi gazeteci mazeteci hiç uğraşamam. Değil. Yenge, çok sağ ol. Ferhat, ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Yapma. Yatman lazım. Yapmam lazım. Dilsiz bir şey yap. Ne yapayım yenge? Ferhat, bak farkında değilsin ama saatler süren bir ameliyattan çıktın. Kalkamazsın. Saatlerdir burada mı yatıyorum? Ferhat, yapma. Bak, doktorun olarak kalkmana izin vermiyorum. Sen benim doktorum değilsin. Sen tam bir ruh hastasısın. Dilsiz. Git bana tekerlekli sandalye falan. Hayır. Abi. Hadi lan. Tamam, git. Git. Tamam, tamam. Tamam, dur. Tamam, yapacağım. Resmen çıkıyoruz ya. Ben hayatımda böyle saçmalık görmedim. Kendi isteğimle çıkıyorum doktor. Gerekirse kağıt imzalarım. Şimdi dışarıda kameralar vardır. Dikkatli olun. Senin yanında hep dikkatli olmak gerekiyor zaten Ferhat. Senin yanında da öyle doktor. Ne zaman bıçaklayacaksın sırtından, ne zaman taşıyacaksın belli değil. Gülümseyin. Ferhat Bey, geçmiş olsun. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani büyük bir ameliyat diye duymuştuk ama sizi böyle kapıda görünce şaşırdık. Sevgili eşim, bir anlamda koruyucum meleğim benim hayatımı kurtardı işte. Eşinizin hayatı sizin ellerinizdeydi Aslı Hanım. Yani böyle bir strese nasıl başa çıktınız? Sakız çiğneyerek. Size saldıran kişiler hakkında suçlamanız ne olacak? Şüphelendiğiniz kişi veya kişiler var mı? Arkadaşlar, takdir ederseniz yoğun bir ameliyattan çıktım biliyorsunuz. Şimdi eşimle birlikte eve gitmek istiyorum. Basın sözcüsü arkadaşım sorularınızı cevap verecektir. Tabii, geçmiş olay hakkında olsun. Neler söyleyeceksiniz? Yorum yok. Hiç yorum yapmayacak mısınız? Ah kızım, sen de hiçbir yere yuva diyemezsin. Apar topar evlendin. Ne olduğunu anlamadan kendini tutsak buldun o evde. Olur mu öyle şey Yeter Hanım? Bakın, her şey değişti artık. Geçti gitti. Ferhat'la başımızdan neler geçti. Ama dünya tersine dönebiliyormuş demek ki. Sen direndin. Sabrettin. Sevdin. Çok güzel bir hayatı hak ettin sen. Şimdi o tutsak olarak geldiğin evin hanımı olacaksın sen. Siz dururken. Olur mu öyle şey? Hep beraber yaşayacağız orada. Koskocaman bir aile olacağız. İnanın bana. Ferhat yüzümü bile görmek istemiyor. Benim gitmem daha doğru olacak. O nasıl laf? Nereye gideceksiniz Yeter Hanım? Olmaz öyle şey. Bak, şimdi bana bir söz vermeni istiyorum. Sen oraya yuva dersen, Ferhat da kabul eder, benimser. Ama öbür türlü, her yeri yabancılar. Senin sevgin, temiz yüreğin, her şeyi oldurur. Kendinize güzel bir hayat kurun da, benim de gözüm arkada kalmasın. Yeter Hanım.
Neden böyle konuşuyorsunuz? Aslı, nasılsın? Bebek de iyi. İyi, iyi. Hadi anne, ben seni alıp bize götüreyim. Birkaç gün bizde kal. Hem Suna ile Özgür de çok sevinir. İyi düşünmüşsün yavrum. Hadi biz gidelim. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Hadi. Tamam Suna'ya selam. Kıpırdadın mı bir daha? Yok. Ses çıkmadı bir daha kendisinden. Hayır, hareket etsin. Allah Allah. Çocuğum alış bunlara. Baban çok sever emir vermeyi. Otur kalk ye. Git gel. Sen de alış bunlara artık. Ben alıştım. Birazcık zaman alıyor ama yapacak bir şey yok. Alışırsın. Doldurma oğlum bana karşı. Yok canım, niye doldurayım sana karşı oğlum? Sen daha gör biz sana neler yapacağız. Sağlı sollu diyorsun yani. Aynen. Oğlum sen aldırma annene. Biz seninle motora bineceğiz, maça gideceğiz. Top oynayacağız. Ha bir de rüşvet. Rüşvet vermem oğluma. Kıpırdadı. Bak. Çok komik. İnat ettin yani çıkalım diye baka. Doktor kal dedi umurunda değil yani. Alenen kaçıyorsun. Ne yapayım? Sıkıldım yat yat. İyi de bence doğru yapmıyoruz yani. İyi tamam ne olur bir kerecik de. Karıcığım sen istediğin gibi olsun. Senin güzel gönlünden geçini yapalım de. Böyle şeyler söyle ne olur. Öyle yapıyoruz. Ne oluyor? Deliz sen git oyala. Biz de hemen şuradan çıkalım kaçalım hadi. Ben mi? Ha sen. Ben nasıl oyalayacağım yenge, ne diyeceğim? Yaparsın şu şuraya. Ah, şuraya varıyor, buraya varıyor diye bir şey yap. Hadi yaparsın sen. Aslansın, kaplansın yaparsın hadi. Ağrı girdi buradan. Biz kadın doğumcuyuz. Sizin dördüncü kata ortopediye çıkmanız lazım. Nasıl? Dördüncü kat ortopedi. Ya okudunuz hepsini bilmiyor musunuz doktor? Olur mu beyefendi? Ha tamam iyi ben o zaman oraya çıkayım. Siz bir görün. Adam senin yüzünden yalan söyledi. Ay ne var canım Allah Allah bugüne kadar hep senin için yalan söyledi. Bir sefer de benim için yalan söylesin. Ne var? Oh be dünya varmış. Oh. Hastaneler senin mekanın hayırdır? Öyle deme doktorken tamam yani işimi yaparken dert değil de böyle hastayken yapamıyormuşum ben. Oh. Sen şimdi eve gitmek istemezsin. Taş eve götüreyim mi seni? Yok. Eve gidelim. Emin misin? Evet, eminim. Yeter bugüne kadar kaçtığımız, saklandığımız. Gidelim artık evimize ne yaşayacaksak orada yaşayalım. Bana uyar. Hı? Biz anlaşacağız seninle galiba. Ben öyle hissediyorum. İşimiz var seninle. Geç bakayım. Ah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.